Define ve Tarih Sevdası kanalından tüm defineci arkadaşlara selam olsun. Arkadaşlar bir arkadaşın gönderisini paylaşıyorum. Şimdi burada Horosan harcıyla direkt kapatılmış bir bölge var. Burada herhangi bir mezar veya bir oda yok. Burası büyük ihtimalle çok büyük ihtimal bir giriş yani bir tünelin girişi bir kaçış noktası bölgede dediğimiz gibi kale veya herhangi bir kilise varsa oranın bir uzak kanadında çıkış kanadı yani çıkış yolu bunun dışında bir çıkış yolu daha olur hatta üç kaçış yolu daha olur bu şekilde ve burasını Horosan harcı kapatmışlar bazen direkt kuyu şeklinde iniş olarak da gözükebilir fakat Buraya girdiğinizde tünel sizi yüksek bir dağın dibine doğru götürecek ve orada direkt o kalenin içine sokacak sizi ya da kilisenin içine sokacak. Buraya da harç dökmüşler aynı bölge. Ee, yani buraya eğer bir hazine saklanmamışsa ya da bir odanın girişi bu harçlarla kapatılmamışsa doğaldır. Ama e, kendi görüşüm. Hiçbir yerde bundan yok. Sadece burada her yerde ot var. Sadece burada sarımsı ve içinde taş parçacıklarıyla yapılmış. Horosan harcı dökülmüş. Yine çok güzel bir yer. Arkadaşımız çok güzel tespitler yapmış. Bunun yanı sıra daha güzel resimleri göstereceğim size. Buranın altını kontrol etmekte fayda var. Nasıl kontrol edeceksiniz? Direkt Çubuklarla boşluk aramanız lazım. Bazen dolu olabilir. Altını üstünü yaklaşık bir 10 metrekare alanda kontrol edebilirsiniz. İki tane birbirine yakın büyüklükte çok güzel yapılmış. Çok kaliteli bir şekilde yapılmış sunularımız var. Ve üst tarafında devamlı Yadigar abinin de benim de söylediğim dikdörtgen işaretimiz var. Ve... Ben buna yüzde %100 Diyorum kaçarı yok diyorum Kaya mezar o da mezardan Bahsetmiyorum arkadaşlar Kaya mezar doğal bir kaya bile olabilir Direkt kayanın üstünün Üst kapağını açıyorlar İçinde ee, Lahite benzer bir boşluk Yapıyorlar ölü koyduktan sonra O üst kapağı tekrar Üstüne koyuyorlar Ve arkadaşlar bu işaretin Yapıldığı yani bu işareti gördüğünüz noktada o anlattığım kaya vardır ve içinde e, ölü vardır. Bakın süper bir şekilde yapılmış, harika bir şekilde yapılmış. Kayanın içinde ölü vardır, değerli hazineleri. Yani bir lahit mezar gibi yapılmıştır. İçinde değerli eşyalarıyla oraya defnedilmişti. Şimdi bunun eğer bu kaya parçası Kırılıp yerinden Oynanmamışsa Başka bir yere taşınmamışsa Bunun bulunduğu yer Bulunduğu alanda Kesinlikle bir mezar vardır Yine bize Tıpkı bir salyangoz gibi yapılmış Ve bir sur duvarında Gözüken bir işaretimiz var Bu taş parçası Başka bir yerden getirilip Buraya döşenmiş arkadaşlar, yani bir büyük bir kalenin duvarında bu işaret normalde olmaz. Fakat yine de biz her şeye rağmen bunun açıklamasını yapalım. Ee, normalde bu işaret labirentlerden bahsediyor ve mahzenlerden bahsediyor. Ee, şimdi bizim sadece aklımıza gelen tek şey, surun altında, yani şu kalenin altında labirent türü e, tüneller ve odaların olduğunu söyleyen işarettir. Bu işareti gördüğünüzde e, kalenin hemen dış kapısının altında bir girişin olduğunu ve o girişten tünellere girdiğini e, artık kral odasına mı girilir o dönemin? E, bir giriş vardır yani içeriye giriş var, tünellere giriş var. Burada e, silindir şeklinde yine kale duvarlarına koyulmuş taşlar var. Tabi baktığımızda e, işlemeli taşlar var. E, bunun dışında bazı yazıtlar var, dikdörtgen taşlar var. Var da var. Şimdi bu işlem arkadaşlar işaret olarak yapılmış bir işlem değil. Bu işlem döneminde e, surun deprem sırasında yıkılmaması için yapılmış silindir taşlardır. Yani sağ gittiğinde bu gördüğünüz silindir taş çabuk güzel bir şekilde sağa yuvarlanıp veya sola yuvarlanıp yıkırmaması için yapılmış e, mimari işlemlerdir harika bir şeydir yani bunu bir sürü surun duvarında görebilirsiniz kale duvarlarında görebilirsiniz yine bize bölgede mezar odası ve bölgede e, kaya mezarı olduğunu söyleyen işaret var hemen en alttaki oda olduğunu söylüyor en üstteki de bir Kaya mezar olduğunu söyleyen işarettir mezar olduğunu söylüyor mesela baktığımızda kare işareti mezarı alt taraf yani görüntüye baktığınızda sol alt tarafta olduğunu söyleyen fakat e, burada dikdörtgen işaretinin Sağ çaprazda olduğunu Söyleyen bir işarettir Sağ çapraz arkadaşlar Yani kaya mezar Sağ çaprazdadır ve onun Hangi kaya olduğunu da size Göstereceğim çok güzel bir Şekilde yapılmış ve bunu da Söyleyeyim size bu gördüğünüz Kayanın içini bile Kontrol edin çok doğal gibi Gözüken Kayadır Bunun içini bile kontrol edebilirsiniz adamlar güzel bir şekilde yapmış. Yani baktığımızda kaya bile sanki yoğrulmuş bir kayaya benziyor. bir sürü işlem yapılmış. Altta oyma, üstte oyma, dikdörtgen. Bakın arkadaşlar. Yani bu bir numara kaya mezardır. Direkt üst kapağı zaten kesiyi nereye kadar gelmiş. Ya üstte bir insan uzandığında insan şekli gibi duruyor zaten. Ayak kısmı gözüküyor. Baş kısmı bu tarafta gözüküyor. Alt siyah üst beyaz çok harika bir şekilde yapılmış. Kaya mezar budur. O işaret de buraya yakınsa zaten bir numara hedeftesiniz. Şu üst kapağı çıkardığınızda direkt hedefe uğraşacaksınız. Sadece İçinde inşallah değerli bir şeyler olur da arkadaşımız e, güzel bir yaşam, güzel bir hayat kurar. çevresine kendisine hayırlı olur inşallah e, başka da bir şey diyemiyoruz ve alanda bunun gibi birçok kaya mezar olduğunu söyleyebilirim size. Şimdi burada yine bir kurt kafası gözüken yani o şekilde yapılmış bir kaya parçası var. Şimdi bu doğal da olabilir. Fakat sağından solundan arkadaşımız çekim de yapmış. Doğal gibi gelmedi bana. Çünkü gözleri, kulakları, ağzı, burun kısmı bile yukarıya doğru kalkmış. Çok harika bir şekilde yapılmış. şimdi işaret mesela bu taraftan baktığımızda biraz doğal gibi gözüküyor fakat göz kısmı yine var. Ağız kısmı işte gitmiş. Baktığı yön çok çok önemli. Çünkü tepenin üst tarafına bakıyor. Bir mezardan bahsediyor. E, dönemin güç sembolü olan bir işarettir herhalde. O yüzden bunu kullanmışlar. E, ya da oranın hükümdarı olan kişiye ait bir semboldür. Mezarı çok büyük ihtimalle baktığı üst tepenin en üstünde. Kendini gösterir zaten. Mezarın bulunduğu yer kendini gösterir. Çok değerli bir yerdir. Çok kaliteli bir yerdir. Ve hazinesi olan bir mezardan bahsediyor. Bunun dışında tepenin üstünü göremiyoruz. Şimdi yatay bir şekilde videoyu çekip o yöne doğru yani kurdun kafasının baktığı yöne doğru giderse arkadaşımız muhakkak bir sonuca varacaktır tepenin üstünü gösteriyor. Harika bir şey. Arkadaşımız zaten buralarda güzel bir çalışma yaparsa, cihazlarıyla güzel bir çalışma yaparsa hedefe ulaşacaktır. Yalnız bu e, işaretin e, sahibi çok zengin hükümlü e, biri olduğu için e, sözü geçen biri demek istedim. Olduğu için mezarı da biraz zordur. Kolay değildir. Ee, yine bir kalp işaretimiz var ve ben bundan daha önce de bahsetmiştim. Kalp ikiye bölünmüş arkadaşlar. Şimşek işareti dediğimiz tılsımın büyük tılsımın olduğunu söyleyen çok kaliteli bir mezar, kadın mezarı ve bize yön olarak da kendini gösteriyor sağ tarafa doğru yön vermiş. Fakat çok büyük bir tılsım giden arkadaşımızı bekliyor kesinlikle. Gece de olsa, gündüz de olsa burada çalışma yapılmaz. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Elektrik çarpacak orayı kazan arkadaşımıza ilk ilk çalışmasında elektrik çarpması olacak. Fakat alana baktığımızda elektrikle alakalı hiçbir şey olmayacak. Fakat elektrik çarpacak. Dediğim gibi çok kaliteli bir tasım arkadaşımızı bekliyor. Şimdilik bu kadar.